uzun zaman hapiste kalacak bir adamı. Hayatını bağlamanı istemiyorum. Savcılık, Sarmış'ın şoförü Yetkin'i araştırıyor. Adana yetiştirme yurdundan belgeleri istemişler. Nedenini bilmiyorum ama bir şey var belli. Adana'ya gidip gereken bilgileri bizzat toplarsam işi hızlandırmış olurum. Bu kadın seninle gelemez İhsan. Buna seyirci kalamam. Sen ne sanıyorsun? Tatile mi gidiyoruz? Anlattım, neden anlamıyorsun? Dönünce konuşuruz. Dönünce beni bulursan konuşursun. Durum umutsuz görünüyor. Cezaevindeyim. Ve 24 yıl daha kalabilirim burada. Beni beklemen anlamsız. Evine dön. Ailenin yanına. En doğrusu bu. Ne? Evine dönmelisin dedim. Hiçbir yere dönmüyorum. Bir daha buraya gelme Asiye. Görüşe çıkmayacağım, bunu bil. Ben de her gün gelmeye devam edeceğim. Sen de bunu bil. Kardeş olduğunuzu neden gizlediniz? Hı? Sarmaşık. Cevap versene. Cemal ağayı ölmeden önce defalarca ziyaret edip para sızdırmaya çalıştığını da öğrendim. İkiniz ne planladınız? Ablamın bunlardan haberi yok. Bir şey bilmiyor. Ben geldim yanına, kardeşim dedim. Tek başına para sızdırmak istedim. Ablamdan isteyemiyorum. Pavyondan ayrılmış, moraya muhtaç halde. Adana'ya gideceğim, gelmem bir daha dedim. Bir yol parası dedim. Allahsız bana ne dedi? Böyle böyle sen beni soyacaksın dedi. Dilenci misin dedi. Gururunu kırdı. Aynen. Erkek adam böyle mi olur? Defol dedi ya, hakaretler savurdurdu. Onu öldürdün. Söyle. Şimdi bana söyleyeceksin, bu iş burada bitecek artık. Kazaydı. Duydun, rahatladın mı? Kazaydı. Abicim. Geçmiş olsun. Sağ ol benim. Kurtuluk demir bitti. Bizim muhbir gözdağı vereyim derken Galibi fena yaralamış. Ne? Adam cezaevinde öldü. Daha önemlisi Demir Doğan'ın günahını almışız. Adam suçsuz çıktı. Allah kahretsin!